Ülkemizi tüm dünyada çok başarılı bir şekilde gastronomi alanında temsil eden birçok ödül almış Türk mutfağının en önemli isimlerinden Tomer Sivrioğlu bizlerle birlikte. Şefim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Tam böyle Türk filmleri Yeşilçam'da Haydarpaşa'dan çıkan tipler olur ya. Avustralya havalanında buluverdim Sydney havalanında. Hiç unutamadığınız bir bölüm, böyle çok güldüğünüz. Çok var zaten benim yıl sonunda en sevdiğim şey komik VTR'leri yayınlıyorlar. Onları tekrardan hatırlıyoruz. Önce lahmacun bitti bütün lahmacuncularda. Daha sonra kıymalı pide bitti. Artık kuşbaşılı pide de bitmeye doğru gidiyoruz ki program bitti Allah'tan. İstanbul'da lahmacun kalmamasını düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz. En sevdiğiniz yemek? En sevdiğim yemek? Keçi boynuzuyla balık mesela. Evet, ne yapabilirsin evet. Ondan yani? Çok büyük hayaller aslında gerçekleştirdiniz evet. Yani. Bunun dışında ileride gerçekleştirmek istediğiniz bir hayal. Çok var, bir değil. Pastırma. Kayseri mi, Kastamonu mu? Menemen'e geleceğim. Eyvah. Soğanlı mı, soğansız mı? Sağ olsun Vedat Bey. Ülkemizin en önemli gastronomi evet. Gündemini yıllardır tartışıyoruz. Yani Beşiktaş bile demedim. Metin Ali Feyyaz dedim. Kalamış'ta 6 gün dövdüler beni. Yani evde bıraktılar, okulda dövdüler. Sırbistan'daki Final Four'a Avustralya'dan uçağa binip maça gelip finali kaybettikten sonra geri döndüm. Sıkı bir takipçisiniz çok yani. Sıkı. Çok sıkı. Basketbolun çok sıkı takipçisiyim yani. Şeyle başlayan şeyi ağzıma almayacağım çünkü söz verdim yani. Biz takım için seviyoruz. Dedim ki abi bana bir şey olması önemli değil ama ben senin üzerine düşersem Acun abi yaralayan adam olarak tanınmak hiç istemem. Futbol Arena'ya laf arasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bu hafta yine çok özel bir konuğumuz var. Ekranların sevilen yüzü, ülkemizi dünyada, tüm dünyada çok başarılı bir şekilde gastronomi alanında temsil eden birçok ödül almış. Türk mutfağının en önemli isimlerinden Somer Sivrioğlu bizlerle birlikte. Şefim hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok yoğun. Çekimler, restoranlarınız hem İstanbul'da hem Avustralya'da. Evet, nasıl gidiyor? Yoğun bir tempo. Evet. Sağ olsun kanal ve idarecilerimiz güzel bir tatil verdi bize arada. Hı-hı. Ama tabii tatil dönüşü her zaman daha da zor oluyor. Meşakkatli oluyor. Şimdi haftada 6 gün. Programdayız. Şimdi buradan da çıkıp direkt programa gideceğim. Güzel gidiyor ama keyifli. Dediğiniz gibi Avustralya'da 3 tane restoran var. Sabah onlarla başlıyoruz. Akşam buradaki restoranda bitiriyoruz. Biz sizi 5 senedir tanıyoruz. Evet. Sanki böyle hani ben 20-25 senedir sizi tanıyormuş gibi hissediyorum ama bundan öncesi de var. Hı-hı. 20 küsür yıldır Avustralya'da yaşıyordunuz. Ben aslında sizi hatta orada doğdu diyebiliyordum. Fakat sonra biraz araştırınca gördüm ki, öğrendim ki İstanbul'da Modalı doğmuşsunuz. Aslında komşu sayılırız. Ben de Modalı. Öyle mi? Evet. O dönemlerden biraz bahsedelim. Gidişiniz, sonrasında buraya gelme kararı almanız. Evet. Aslında radikal kararlar. Kesinlikle. Nasıl? Çünkü Avustralya'da bu arada yani hani çok uzak. Hani Amerika nispeten, hani Avrupa nispeten ama Avustralya yani. Hele o zamanlar. Evet, hele o zamanlar. Ben 1995'te gittim. Hı-hı. Avustralya'ya. Daha fax vardı yani. Tabii. Sırf komünikasyon olarak düşünün. Öyle bir şey falan yok. Yani internet internet falan yoktu. 1995'te annemlerin restoran barı vardı. Hı-hı. Hı-hı. Onu satıp onlar Bodrum'a yerleşmeye karar verdiler. Ben de ortada kaldım açıkçası yani. O sırada bir sürü arkadaşım, Bilkent Üniversitesi, hı hı, Turizm Otel İşletmeciliği mezunuyum ben. Pek çok arkadaşım Amerika'ya master yapmaya gitmişti. Benim öyle bir fırsatım olmamıştı işte restoranlarla, barlarla ilgilenirken. Dedim ki en azından bu fırsatı değerlendireyim, bir yurt dışına gideyim. Ve o sırada da yeni yıl yani Şubat gibi filandı. Yani Şubat başı, hı hı, filan gibiydi. Ama bir an önce de gitmem gerekiyor. Askerlik durumu da var. Çünkü gitmezsem artık askerlik, evet, zamanım geldi. Askerliğimi yapmam lazım. O yüzden de kız kardeşim İngiltere'deydi. İngiltere'ye gideyim diye. İngiliz kültür vardır tam Çiçek Pasajı'nın karşısında, hı-hı, İstiklal Caddesi'nde. Oraya gidip işte o yeterlik sınavlarına falan girmeye başladım. Oranın altında da böyle kulübeler var. Öğrenci işte dil okullarına falan birilerini yollayanlar. Orada da girerken o kulübelerden bir tanesinde gidiyoruz geliyoruz falan. Hoş da bir kız var. Ben ona laf atıyorum. O bana laf atıyor. Gene mi geldin? Ne yapacaksın yukarıda? Falan dedim işte İngilizce. Dedi gel ben seni Avustralya'ya yollayayım dedi. Ben valla bir yemek yersen konuşuruz. Yemek yersek konuşuruz. Burası çok küçük benim. Karşıda pasaj var. Orada konuşalım. Ondan sonra hakikaten de yemeğe gittik falan. Ondan sonra dedi ki Avustralya'ya yollarım dedim. Yani beni bir an önce yollayın da ben nereye gidersen gideyim. Hı hı. Ben bir sene kafam dönüyor. Aslında iyi de olur çünkü çok hakikaten yoğun. O zamanlar şey vardı, Ataköy Regatta vardı. Evet. Çok yoğun böyle, hı-hı, inanılmaz, hı-hı, popüler. Bütün 90'lar popunun başladığı yerdi, evet, orası.
biraz dedim hem de kafa da dinleyeyim. Hem de şimdi biliyorum o arada da tabii genç bir çocuk olarak, barı, restoranı olarak da yakın bir yere gidersen hemen kaçarım. Hiçbir şey kaçmasam maça gelmeye kaçarım zaten yani. Dedim aslında kötü de fikir değil. En azından gidersen bir sene falan dinlerim, kafamı dinlerim. Okulu da okurum. Bitiririm öyle gelirim. O yüzden olur dedim, fark etmez falan. Öyle fakslarla falan filan hakikaten bir 10 gün içinde kabul geldi. Ben yani bu hiç aklımda öyle bir şey yokken Avustralya diye. 15 gün içinde kendim bavullarla tam böyle Türk filmleri Yeşilçam'da Haydarpaşa'dan çıkan tipler olur ya. Avustralya havalanında buluverdim Sydney havalanında. 1 Mart 1995'te Sydney'e indim. İniş o iniş. Peki şimdi o size buna vesile olan kız sizi televizyonda gördükten sonra hiç bir yerden ulaşmaya çalıştın mı? Bir daha karşılaştın mı? Yok, hiç karşılaştım. Valla insan hayatı yani hayatımda işte insanlardan biri evet. Ama sadece karşılaştım. O yemekten sonra da bir daha da görmedim. Yani. İşe döndü işe. Öyle bir muhabbetimiz devam etmedi. Hiç karşılaşmadık ama ararsa güzel olur yani. Bir teşekkür ederim en azından. Peki oraya gittiniz. Ondan sonra işte restoran işine girmeniz evet. Nasıl oldu? Çünkü işte daha öncesinde tabii çok büyük bir tecrübe var. Bu çok büyük bir avantaj. Annenizle birlikte evet, işleri yapıyor evet. Olmanız. Evet. Ama hani yemek yapmak nasıl başladı? Böyle bir zevkiniz, keyfiniz, öğrenmişliğiniz var mıydı? Sonradan gelişen bir durum mu oldu? Yani herhalde ben kendimi şöyle ifade ediyorum. Dünyanın en kariyerli alaylı aşçılarından bir tanesiyim. Çünkü Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği okudum. Daha sonra Avustralya'nın iyi üniversitelerinden birinde University of Technology of Sydney'de master yaptım, MBA yaptım. Ama aşçılık eğitimim yok benim. Tamamen annemin yanında öğrendim. Hatta şunu da söylüyorum. Yani benim tek ustam annem. Annemin restoranlarında çünkü öğrendim. Ama Avustralya gittikten sonra iş bulmakta çok zorlandım. Çünkü gerçekten o kadar uzak bir yer ki yani burada halbuki ben genç yaşıma rağmen Savoy Otel'de, Madeira'daki Savoy Otel'de staj yaptım. Sonra Swiss Otel'de ki buranın en önemli yani 9 tane restoranı, 4 tane barı var. İstanbul'da on önemli iyi restoranlar, iyi barlar hep otellerdeydi. ve Swiss Otel'de yiyecek içecek işletmecilik stajı yaptım. İyi bir kariyer başlangıcım vardı aslında. Ama oraya gidince kimse ciddiye almıyor sizi tabii yani. Bana ne diyor adam, beni ilgilendirmez, burada ne yaptın? Sıfırdan tekrar başladım yani bulaşıktan tekrar başladım. Ama tabii o eğitimi aldıktan sonra ve o nüvelerini sizin içinize yerleştikten sonra çok çabuk ilerliyorsunuz. Öyle bir fırsatı var yani. Bulaşıktan başladım. Sonra şeflerden bir tanesi bir iki kere böyle bankette yardıma çağırdı. El ver diye. Bak dedim ki senin elin çok düzgün gel dedi. Seni yavaş yavaş mutfağa alalım. Geceleri oda servisinde gece şefliği yaptım. Çünkü kimse istemiyordu. Tek girebileceğim iş oydu. Çünkü okulu bitiriyordum. Gece 12'de başlayıp 8'e kadar gece servisinde graveyard shift'ten. Mezarlık şey mesai isterler ona. Graveyard shift'i yapıyordum. Ama o da tabii çok güzel bir özgüven getiriyor. Çünkü bütün oteldeki tek şef sensin. Yani tabii, otelin genel müdürüne de gidiyorsun, yemek götürüyorsun. Oradaki en önemli sanatçıları da götürüyorsun yani. Yemek yapıyorsun. Oradan tekrardan şefliğe başladım ve kendimi geliştirdim. Daha sonra restoran gruplarının yöneticiliğini yaptım. Yani en son bıraktığımda kendi restoranımı açmaya karar verdiğimde 35 restoran olan bir grubun başındaydım. Genel müdürüydüm. Ama işte bir yere geldikten sonra da artık kendi kaderinizi çizmek yolunda hissediyorsunuz. Yani yurt dışında yaşamanın öyle bir şeyi var. Öyle bir cesaret veriyor insana. Çünkü dönebileceğiniz bir yerde olduğu için madem ki buradayım, madem ki bunu çekiyorum, madem ki ailemden, sevdiklerimden, ülkemden uzağım en azından daha fazla deneyeyim. Belki burada olsam o kadar pis kalmazdım. Derim ki bir restoran açalım. Ve ilk oranın ilk düzgün Türk restoranı, çok kebapçı vardır orada. Evet, döner kebapçı. İlk masa örtülü, işte şaraplı falan filan Türk restoranını açtım. Neler vardı menüde mesela? Türk restoranı deyince çünkü maalesef hep kebap, lahmacun. Evet, evet. Böyle bir algı var yani dünyanın her yerinde. Maalesef. Evet. Ya biz de ilk açtığımızda tabii şimdi gurbetçiliğin şöyle bir şeyi var. Bir yerin göçmeniysen önce ilk kafana gelen ilk şey o kültüre uymak oluyor. Yani kendine bir alan açıyorsun orada ama o kültürün içinde kalıyorsun. Sonra yavaş yavaş kendine güvenin geldikçe o sınırları biraz zorlamaya başlıyorsun. Benim mesela ilk menümde tamamen o zaman Avustralya'da popüler ne varsa onun Türk uyarlamaları vardı. Yani daha doğrusu Avustralya usulü yemekler yapıp üzerine sumak atıyordum. Başta öyleydi. Ama 1-2 sene sonra zamanla biraz daha özgüven geldi. 2010'da Uluslararası Yemek Festivali yapılıyordu Sydney'de. Orada ana tema olarak Türkiye ve Orta Doğu vardı. Orada çok büyük bir şans oldu benim için. Çok
sevgili Musa Dağdevren ustamız geldi. Onunla bir 15 gün beraber çalışma fırsatı buldum. Onun sadece yaptığı yemekler değil, ideolojisi ve Türk mutfağına bakışı beni her zaman çok etkiliyordu zaten. Ama o kadar yakın çalışınca bazı şeyler değişti benim kafamda. Yani ne tarafa doğru restoran çekmem gerektiğini gördüm. Aynı zamanda Mehmet Gürs de oradaydı. Onunla da ilk kez orada tanıştık Mehmet'le. Oradan da dostluğumuz başladı, gelişti, devam etti. Onları takip etmeye başladım. Onların ne yaptığını, yeni Anadolu mutfağı akımı başlamıştı. Biraz daha özgüvenli ve biraz daha kendi topraklarımızın ürünlerini, daha doğrusu kendi topraklarımızın felsefesini oraya götürüp oranın ürünleriyle birleştirmek üzerine restoranı geliştirdik ve sonra çok başarılı olmaya başladı restoran. Yani ilk iki yıl çok zor ayakta durduğumuz bir operasyonken daha sonra ödüller toplamaya başladı. Evet. Başarı geldi. Bunun tabii karşılığı olarak finansal başarı geldi. O da bizim biraz daha büyümemize ve gelişmemize sebep oldu. Yani keyifli bir yolculuk oldu Avustralya'daki işleri büyütme yolculuğu. Şunu görüyoruz ki zaten gastronomi ülkemizde çok son yıllarda konuşulmaya başlandı. Maalesef Türk mutfağı bu dediğim şeylerle tanınıyor. Sizce neden? Daha farklı şekilde tanınabilir miydi? Tanınabilir mi Türk mutfağı? O fırsat aslında bizim elimize tam bu Nordic mutfağının çıkışından sonra dünyada her şeyde, modada da olduğu gibi trendler var. Aslında bir sonra gelen bu yeni Anadolu mutfağıydı. Yani aslında yıllardır Musa Usta'nın yaptığı ama uluslararası platformda Mehmet Gürs'ün başı çektiği ve diğer arkadaşlarımızla beraber geliştirdikleri yeni Anadolu mutfağı konsepti dünyanın radarına girmişti. Yani konuşulmaya başlanıyordu. Çünkü bunu şuradan biliyorum. Ben de çok uluslararası konferanslara gidiyordum. Davet ediliyordum. Orada konuşmalar yapıyordum. Ve Türk mutfağına inanılmaz bir ilgi başlamıştı. Ama işte o ara çok büyük şanssızlıklar oldu. Yani havaalanı, saldırıları, sonra Reyna'nın bombalanması. Evet. Yani ülkenin turizmi bombalandı resmen. Evet. En büyük gelir kapılarımızdan biri bombalandı. O sıra, o zamanki İstanbul'u düşünürseniz inanılmaz bir turizm, inanılmaz bir canlılık. Tabii. İstanbul diye böyle bir hareket vardı. Tabii, tabii. Sadece yemekte değil, sanatta, modada inanılmaz bir geliyordu yani İstanbul. Sonra o bir şekilde kesildi maalesef. Oradan da toparlanması çok zor oldu arka arkaya gelen olaylarla. Şimdi yeniden o devinin başlıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, belki biraz daha içindeyim diye onu görüyorum. İşte geçen sene Michelin'in getirilmesi, Goemio'nun başlaması. Tekrardan o kaybettiğimiz, yani 2005'lerde falan kaybettiğimiz o ışık tekrar şimdi sanki bu yıllarda geri geliyor gibi hissediyorum ben. Yani nacizane programın da katkısı oldu mutlaka. Çünkü insanlar da yemek konusunda daha çok bilinçlendi. Türk mutfağı niye yurt dışında bilinmiyor? Çünkü göçmenlerin, aslında meslekleri olmayan göçmenlerin mecburen yaptıkları işler olduğu için. Burada tabii kebapçılık yapıyorlar, lahmacun yapıyorlar, pide yapıyorlar. Evet. Daha Türkiye'de de gerçi öyle başladı. Yani restorancılıktan önce bunların hepsi vardı zaten. Doğru. Dışarıya kebap yemeye, lahmacun yemeye giderdik. O yüzden o bir süreç. Yani halkın bilinçlenmesi lazım. İyi bir orta kesimin olması lazım. Yemekten anlamak farklı bir şeydir, farklı bir kültürdür. O geliştikçe Türk mutfağı da gelişiyor hem içeride hem dışarıda. MasterChef'e dahil olmanız da bir programlık bir bölüm için değil mi? Evet, evet. Sonrasında Acun abi zaten herhalde görünce aradaki muhteşem uyumu da sağ olsun, evet. Bırakmıyor. Evet. Gerçekten harika bir uyum var. Müthiş renk atıyorsunuz. Bir defa hani hakikaten hayatımızda böyle güneş gibi doğdunuz diyebilirim. Özellikle kadınların, çünkü hep bizdeki en büyük problem hani bu akşam ne pişireceğim derdi. Bir anlamda da çözüm üretiyorsunuz. Hakikaten çok enteresan fikirler de çıkıyor programdan ama bir tek şey var. Eminim bunda size söylüyorlardır. Yani izlerken inanılmaz yemek yemek istiyorum. Yani kendimi çok zor tutuyorum ve hakikaten sinirlerim bozuluyor. Katılıyor musunuz? Bunu çok duyuyor musunuz daha doğrusu? Ya pazartesileri özellikle. Değil mi? Tabii şimdi elimizde daha önceleri olmayan bir veri var. Online yemek siparişi olayı çok gelişti Türkiye'de. Evet. Pandemiyle birlikte. Mesela lahmacun yaptığımız bölümde İstanbul'da lahmacun bitiyor. Yani bizim öyle bir bölümümüz evet, var. Evet. Özellikle pandemi zamanıydı galiba. Önce lahmacun bitti bütün lahmacuncularda. Daha sonra kıymalı pide bitti. Artık kuşbaşılı pide bitmeye doğru gidiyoruz ki program bitti Allah'tan. Yani İstanbul'da lahmacun kalmamasını düşünebiliyor İnanılmaz musunuz? İnanılmaz bir şey. Ya ben orada hakikaten bu olay bambaşka bir yere gidiyor. Ama yani gerçekten öyle bir şey var yani. Yani izlerken yapmak evet, da istiyoruz. Evet, evet, hani evet. Ama o an o saatte kimsenin kalkıp da tabii onu yapmaya değil. Lahmacun da nasıl yani yapacaksın evde? Yapamaz. Yani öyle pat diye yapılabilecek evet bir şey değil. Özellikle pazartesileri öyle bir
gaddarlığımız var açıkçası. Yani böyle popüler insanları acıktıran, bir de ilk olarak yemekle başlıyoruz. Evet. Pazartesileri biraz daha popüler. İşte lahmacun gibi, içli köfte gibi, çiğ köfte gibi, börekler gibi, baklavalar gibi insanın aslında canını okuyan fakat çok lezzetli yemeklerle başlıyoruz. Onu çok duyuyoruz yani, bitirdiniz bizi diye. Şeylerden çok özellikle hamile işi olanlardan çok, ne olur diyor bunu bana yapmayın diyor ya. Gece saat 10'da, gece saat 10'da ben niye çiğ köfte arıyorum diye, veya tulumba arıyorum diye. Çok mesajlar geliyor. Bu da tabii halkın ilgisini gösteriyor. Çok mutlu edici bir şey. Benim eşimin annesi Kayseri'li, kayınvalidem Kayseri. İnanılmaz bir yağlama yapar ve yağlamayı da başka bir yerde asla yiyemem. Ama sizin o bölüm inanılmaz bir bölümdü ve benim galiba en sevdiğim yemek de Türk mutfağında yağlama. Bana mesela, ben hiç bilmiyordum yağlamayı. Ben nasıl olmuşsa kaçırmışım onu. İlk sezonda Hazer'in de galiba anne tarafı Kayseri'li. Hazer yapmıştı bunu. Kendi yaptığı yemeklerden birinde yapmıştı. Dedim ki inanamıyorum, nasıl bir yemek bu yani, acayip bir yemek. Ondan sonra bir de yemeği gösterdi bize. Çünkü onu önce dörde kesiyorsun, sonra çatalı batırıp böyle kıvırarak yiyorsun. Ben o dörde kesme bölümünü atlamışım tabii. O bir sezon sonra tekrar yaptığımızda, bu sefer ben öğrendim ya, onu yarışmacılara göstereceğim. Bütün bir yağlamayı kaşığa, çatala soktum ama bütün bir yağlamayı. Kıvır 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 kıvır. Yağlama oldu bu kadar. Dürüm de. Yiğitliğe de yiğitliğe de sürdürmemek istiyorum. Ondan sonra hadi dedim ben bunu yiyeyim yani. Orada bir sahne var yani, onu bir yemeye çalışıyorum ama ağzıma sığmıyor. Tabii insanlara da çok büyük keyif verdi bu yani. Evet, gerçekten. Bir kere de yağlamayı, bütün bir yağlamayı nasıl yedin diye. İnanılmaz bir lezzet ya. İnanılmaz. Yani bu kadar aslında söylesen, yok ya ne alakası var böyle, tabii yemek canım, mi olur kıyma, dersin. Tabii canım ya, kıyma, şey, bu şey hamur. Üzerine, tabii hamur üzerine kıyma. Sarımsaklıyor. Evet. Ama ya benim de en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Nazım Sultan. Yine acıktırdınız ben beni ya. Ben şey de acıktım. Yağlama kırmızı gerçekten çizginiz. Gerçekten aynen benim. Değil mi? Ben böyle hani tek parça alıp çevirerek falan yemiyorum. O dört, yani üçgeni kesiyoruz ya, öyle komple alıyorum. Yoğurdu değil. Baya lazanya gibi. Aynen yani, hiç öyle bir kibarlık falan. Çünkü o biraz kibar yani. peki. Onun dışında hiç yani çekimler esnasında unutamadığınız bir bölüm. Çünkü biliyorum ki çok eğleniyorsunuz çekimler esnasında. Evet. Ekrana bazen aslında bu da öyle, öyle yansımasa bile arka planda çok eğlendiğinizi biliyoruz. Hiç unutamadığınız bir bölüm, böyle çok güldüğünüz. Yani çok çok var zaten, benim yıl sonunda en sevdiğim şey komik VTR'leri yayınlıyorlar. Onları tekrardan hatırlıyoruz. Biz Mehmet'le birbirimize çok gülüyoruz yani. çünkü ikimiz de birbirimizi çok güldürme potansiyelimiz, o biraz daha ciddidir. Evet. O biraz daha hayatı da programı da daha ciddiye alıyor. Ben biraz daha o konuda relaxım galiba. Ama mesela Mehmet'in o trüf yağlı bir ilk sezonda bizim Şırdancı Mehmet'in bir trüf yağıyla yaptığı bir kavurma var. Zaten adama ne versen kavurma yapıyor. İncir veriyorsun kavurma yapıyor. Zaten etle her şey kavurma yapıyor. Çiğ balık veriyorsun kavurma yapıyor. En son trüf yağıyla bir kavurma yaptı. Onun Mehmet'in yiyip de ağzından çıkardığı bir şey var. Orada hiçbir oyun falan zaten bizde yok da. Ama yani oraya hala arada bir açar açar seyrederim. Daha 2-3 gün önce seyrettim. Orada çok gülmüştük yani, ama zaten çok gülüyoruz ve çok eğleniyoruz programda. İyi bir uyum, çok iyi bir uyum var aramızda. O da zaten programda yansıyor bence. Kesinlikle. Peki yaratıcılık oyunu var bu sezon. Özellikle işte iki tane ürün veriyorsunuz, ondan yemek yapıyorlar. Yani neye göre seçiyorsunuz onu? Gerçekten hani mesela keçi boynuzuyla malzeme balık mesela. Evet, yani ne yapabilirsin ondan yani? Yani ne yapamayızdan gidiyoruz mesela. Bununla biz ne yapamayız? Ay bunu verelim bakalım onlar ne yapamayacak. Biraz öyle mi yani? Yani bazen evet, bazen birazcık dozunu kaçırdığımız oluyor yani. En son hatırlamıyorum ama leblebiyle balık mı verdik? Öyle bir şey verdik yani. Ne yaptı? Ben, yani ne yapabilirler? Yaptı bir iki kişi. Yaptı bir şey yani. Leblebiyle balık. Leblebiyle balık falan böyle yani, onu ona kaplayanlar oldu falan filan. Leblebi çorbası yapanlar oldu. Öyle balık enteresan. Balık suyuna leblebi çorbası. Evet evet. Üzerine balık koyup falan. Güzel yemekler çıkıyor aslında kontrast ürünlerden. Hı hı. Ya aslında yani dünyada var bu. Yani şimdi artık daha çok biliniyor bizim programı mesela.
acı biberle çikolata. İnanılmaz bir ikili aslında. Tabii. Baksan hiç alakası yok. Ne alakası var? Ama acı biberli çikolata vardır. Evet, evet. Acı biberli çikolata var ama onunla mesela ikisini birleştirerek yapılabilecek çok şey var. Yemek zaten kontrasttır yani. Karşıların çekimidir. İyi yemek benim için mutlaka ekşisiyle tatlısı bir arada olmalıdır. Yani o 5 tat dediğimiz şeyi vermek gerekiyor. O yüzden de bu sene de All-Star olduğu için biraz zorluyoruz yani. Ama geçen gün mesela bizim çok da iyi bir tabii kamera arkasında da bir yemek ekibimiz var. Bunların içinde de araştırmacı da bu sene çok iyi bir araştırmacı şef aldık. Yemek araştırmaları yapıyor. Bir ürün getirdi şimdi tam olarak ne olduğunu aklıma gelmedi. Onu birazdan gelir aklıma ama bir ürün geldi. Bir şey bamyası. Hint bamyası mı ne? Şöyle bir şey. Ondan sonra ürünü okuyoruz. Diyor ki bunu işte kimse yetiştirmek istemez. Yeni Zelanda'da yapımı yasaklanmıştır. Zaten şey çıkar. İşte diğer ürünleri bozar bilmem ne. Dedim ki biz bunu vermek istediğimiz bunun kimseye bir faydası yok. Artık birazcık da fazla zorladığımız oluyor yani çocukları. Çünkü bilmiyordur yani çoğu gibi. Siz biliyor muydunuz? Yok canım ilk kez gördüm. Işte yani. Kakao gibi bir şey. Kakao ile bamya arası ne yapacağım ben bunu? Niye bakar herhalde? Yapmayın bunu dedim ya. Ya bir de gelen ürünü anlatman lazım. Tabii. Ürün hakkında olumlu hiçbir şey yok. Bu kadar ülkede yasaklanmıştır. İşte fazla yememek lazım zehirler. Dedim Allah bunu değiştirelim ya bu kadar da olmaz diye. Bağıma zor ürünler verdiğimiz oluyor yani. Peki menülerle birlikte mi karar veriyorsunuz? Tabii. Yani bayağı büyük bir ekibimiz var orada. Yani. Çok zor yani nasıl karar veriyorsunuz şefim? Ben yani diyorum ya size yemek bulana kadar akla garayı seçiyorum. O kadar çok şey nasıl yani yiyorum? Bir taraftan tabii çok onun bir dinamiği var işte birkaç tane uluslararası vermen lazım. Uluslararası veriyorsa arkasından Türk yemeği var vermen lazım ama bir de arada o dinamiği bozan dinamikler var. Örneğin yapımcımız Bilgin Aslan geliyor diyor ki ben bugün börek yemek istiyorum. Börek koyabilir misiniz? biz de istiyorsak ve yapıyorsak da hep beraber karar veriyoruz. Öyle birazcık da kendi açlığımıza, oburluğumuza göre de karar verdiğimiz oluyor. Özellikle pazartesi yemeklerinde. Öyle mi? Hadi ya yarın haftaya bir şey yiyelim, kebap yiyelim veya haftaya bir şunu yiyelim, bunu yiyelim diye yaptığımızda çok oluyor açıkçası. En sevdiğiniz yemek? En sevdiğim yemek ben karnıyarığı çok seviyorum. Karnıyarık pilavı çok seviyorum. Mutfak olarak da Japon mutfağındaki neredeyse her şeyi çok seviyorum. Neden Japon mutfağı? Yani bana çok ahilik geleneğine çok ciddi saygı duyuyorum. Aslında çok az ürünle ama çok iyi kaliteli ürünle, ürüne de çok saygı duyarak ciddi bir ustalıkla yapılan basit yemekler ve işte biraz önce söyledim o 5 tat duyuz, 5 tadı çok basit bir şekilde yemeğin içine entegre edebiliyorlar. Çok iyi bir ustalıkla. Geleneği çok güzel, hikayeleri çok güzel. Küçük yani restoranlar küçük, yapılan yemekler küçük, birkaç şeyi aynı anda tadabiliyorsunuz. Evet. Sağlıklı. Sağlıklı olması çok önemli. Sağlıklı ve rafine lezzetler. Kariyerinizde ilerledikçe daha çok ürünün öne çıktığı yemekler daha öne geçiyor. Yani başlangıçta birazcık daha tekniklerle falan uğraşıyorsunuz ama daha sonra ürünü ortaya çıkarabildiğiniz yemekler birazcık daha insana etkiliyor. Beni en azından daha çok etkiliyor. Japon mutfağı da bunu çok iyi yapan mutfaklardan biri. Sevmediğiniz bir yemek var mı? Çok fazla yok ya. Eskiden kişnişi çok sevmezdim. Ona da alıştım. Ama öyle hayatta yeşil şey sevmem mesela. Yeşil fasulyeyi sevmem. Aa. Evet, zeytinyağlı fasulye pek sevmem. Hani böyle aykırı bir tadı yok aslında gayet. Ya çok aykırı bir tadı yok ama o kadar da yani ben şöyle yani sevmem dediğim varsa ne tadına yersiniz? Bakarım yani ama ağzınızda süremeyecek. Aman olsun bir fasulye yani yarın şey yapsalar. İptal ediyorsa benim haberim olmaz yani. Çok mesela tatlıcı, aşırı tatlıcı değilim yani. Dondurma tatlı, çok severim. Ama onun haricinde çok aşırı tatlıcı değilim. Yani deseler ki bir yemek kategorisi kalkacak, tatlı kalksa dediğim gibi yaşarım yani. Çok zorlanmam. Meyve olduğu sürece. Meyve çok seviyorum çünkü. Ama çok da tatlı, daha az ilgilendiğim kategorilerden biri. Benim salataya alerjim var. Aa. Yeşillik yemem. Ya ben kendi uydurduğum bir şey bu da. Neden? Ya sağlıklı diye mi? Yani işte, midemi bozuyor mesela. Geçen gün gittim 3 tane Adana yedim. Yanındaki salata midemi bozdu yani ondan sonra. Salatadan olduğunu yer misiniz? Tabii kesinlikle. Ya, Adana'dan ya, olamaz ya, herhalde. Adana'dan içli köfteli lahmacundan mı olacak? Salatadır mutlaka. Yanında salata getirmişler. Onu da yedim bir parça. Herhalde o bozdu midemi yani. Ya salata ne bileyim bana bir şey vermiyor. Boş mu? Yani, hani boş ya içi evet, derler ya. Bizim işkembemiz yok ki yani. Geviş getirmiyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Niye yeşillik yiyelim ya? Hayvanların yemeğini rahat bırakmakla ellemeyelim. Onun yerine hayvanları yiyelim. Evet.
Hayvanların yemeğini yemek insafsızlık birazcık. Evet. O yüzden onu hayvanlarımız yesinler. Peki gerçekleştirmek istediğiniz çok büyük hayaller aslında gerçekleştirdiniz. Evet. Yani bunun dışında ileride gerçekleştirmek istediğiniz bir hayal. Çok var, bir değil yani, çok var ama tabii hangisini en çok yapacağım? Diyelim, en çok istediğim. Ya en çok istediğim aslında açık söylemek gerekirse benim Avustralya'da çalıştığım bir yardım kuruluşu var, Oz Harvest diye. Bunlar özellikle süpermarketlerle ve büyük organizasyonlarla çalışıp artık ama tarihi geçmemiş yemekleri tekrar bir forma sokup, daha doğrusu koruyup pişirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Ben bunun bir versiyonunun Türkiye'de olmasına hem öncülük etmek istiyorum hem de içinde yer çok almak istiyorum. Çok ihtiyaç var şekilde. Yani çünkü çok gerçekten var. Yani şu konuda dünyada aslında açlık diye bir sorun yok. Çünkü dünyada üretilen ürünlerin üçte biri sahibine, nihai sahibine ulaşmadan çöpe gidiyor. Açlık sorunu yok, lojistik sorunu var dünyada. Yani çünkü ürün var. Yani üçte biri zaten, o üçte birlik ürün bütün dünyayı çok rahat beslemeye yetecek kadar ürün üretiliyor dünyada. Ama o lojistik sorunu yüzünden, yani onların düzgün bir şekilde paket, düzgün bir şekilde üretim zincirini alınıp dağıtılamadığı için pek çok insan açlık yaşıyor. Bu da çözülmesi bazı konulara göre daha kolay bir çözüm yolu var. Onun bir parçası olmak Türkiye'de özellikle çok istiyorum. Yani şu anda beni en heyecanlandıran ve beni en mutlu edeceğini düşündüğüm proje o proje. Umarım gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Çünkü İnşallah çok belki sizin vesilenize birilerine İnşallah, ulaşır ve belki de. İnşallah. Bir çözüm ortağı bulabiliriz. Çünkü bunun için birkaç tane çözüm ortağı lazım. Çünkü işin içinde çok ciddi bir de lojistik ve planlama ve strateji departmanı var. Belki de bu vesileyle umarız, bir şeyler çıkar. Umarız. Şimdi yemeği en çok sevdiğiniz yemek karnıyarık dedik. Karnıyarık, pişirmeyi pilav en çok sevdiğiniz? Pişirmeyi keyif en çok... Keyif aldığınız. Yedirmeyi de aslında değil mi diyebiliriz? Evet, yani ben... Ya elimde wok var, wok tava varken böyle çok mutlu oluyorum. Öyle o benim, evet, o bana çok şey geliyor. Yani wok noodle olsun, işte tofular olsun. Yani bir tek bir onun da şeyi bana çok çok keyifli geliyor. Yani tek bir tavada iş bitirme olayı. Yani etrafı önce öyle, sonra böyle etrafı kirleterek. Ama tek tavada iş bitirme olayı çok hoşuma gidiyor. Yani Asya mutfağına zaten sadece Japonya, bütün Asya mutfağına çok yakın ilgim var. Ama o noodle'lar, yani tek tavada yapılan yemekler, pişirmeyi çok seviyorum. İşte acısını koyuyorsun, şeyini koyuyorsun, tatlısını koyuyorsun, onun dengesine bakıyorsun. O, yani tek bir tavada tek bir yemek yapma olayı benim çok keyif aldım. Özellikle wok tava sallamayı çok seviyorum. Peki çok tartışılanlardan soracağım. Pastırma, Kayseri mi Kastamonu mu sizce? Of, illa birinden tepki yedirteceksiniz bana. Ya, ben... Çemen, siz hangisini seviyorsunuz? Ben Kastamonu'yu biraz daha çok seviyorum. Çemen mi sevmiyorsun? Çemen sevmiyorum. Bir de tazeliğini seviyorum etin yani. Gene ürünü öne çıkaran, bana Kayseri biraz daha baharatıyla öne çıkıyor gibi geliyor. Kastamonu halbuki onun tersine daha çok etinin kalitesiyle öne çıkıyor. Ve iyi bir çemen ve karışımla averaj bir eti iyi duruma getirebilirsin Kayseri'de, ama Kastamonu'da onu yapamazsın. Etin çok iyi olması lazım. Çünkü çok çemen kullanmıyorlar ve çok taze gidiyorlar. O yüzden ben biraz Kastamonu. Orada Kastamonu galiba. Etin çiğ eti de çok sevdiğim için. Katılıyorum size. Menemen'e geleceğim. Eyvah. Soğanlı mı soğansız mı? Sağ olsun Vedat Bey. Ülkemizin en önemli gastronomi gündemini yıllardır tartışıyoruz. Ben soğanlı diyorum. Soğan çünkü mı? Tabii. Soğan iyi kavrulduğu sürece zaten bir soğan değildir. Yani o bir tatlılık verir. Bambaşka bir şeye dönüşür. Yemeğin en büyük zaten sırrı ve güzelliği orada. Yani bir soğan, herkesin aklına belki çiğ soğan geliyor. Çiğ soğan değil ki, o tatlı. Çok güzel karamelize olmuş. Farklı bir lezzet aslında menemenin içinde. O yüzden iyi yapıldığı sürece soğanlı bir menemen. Ama eğer soğanı pişiremiyorsanız tabii ki soğansız. Sabah özellikle kahvaltı olduğu için kimse çiğ soğan yemek istemez yani. Şimdi tekrar MasterChef'e döneceğim. Mutfak çok stresli bir yer olarak hep konuşulur. Yani mutfağından bahsetmiyorum. Restoran mutfaklarında çalışmaktan bahsediyorum. MasterChef'te de programda da biz bunu görüyoruz. O stresi yaşıyoruz. O da zaten programı yemek programından çıkarıp reality show'a. Evet. Geçiriyor. Ya o mutfaktaki stresten biraz bahseder misiniz? Neden hani o stres vardır mutfakta? Şimdi şöyle bir şey var. Yani restoran mutfağı olarak ve başarıya odaklı bir restoran mutfağı olarak düşünürsek, bir kere yani çoğu endüstride, sektörde olmayan birkaç tane faktör var. Bunlardan biri bozulabilirlik. Yani ürün bozulabilir bir ürünle çalışıyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. 100 kişilik bir restoranınız var. Bütün yatırımınız orada.
bozuk bir ürünü bir gece servis ederseniz 100 kişiyi zehirleme riskiniz var. Hem kariyerinize belki de özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Hapse girersiniz yani birine bir şey olsa. O yüzden bir kere orada çok ciddi bir risk var. Hepimizin aklında olan yani bu ürün sağlam mı, doğru ürün geldi mi, doğru işlendi mi, doğru bir şekilde korundu mu? Doğru, çok ağrısız. Hiç buradan düşünmemiştim. Çok ciddi bir sağlık. Yetiştirme telaşı tabii. Benim. Çok ciddi bir sağlık. Yani bir anda yüzlerce kişi ki kaç tane restoranın başına gelmiş olaylar var. Evet. En iyi şeflerin başına gelmiş olaylar bu. Hatta bir tanesinin başına konserveden geliyor yani bir konservenin tarihi geçiyor. Bozulur mu bir konserve evet yani. O yüzden bir kere orada ciddi bir stres var. Çok ciddi bir kontrol var. Sıcak. Keskin bıçak. Su. Sıcak su. Hiç bilmediğim ayakta çalışıyorsunuz. Uzun saat çalışıyorsunuz. Tarife bağlı kalmak zorundasınız. Yetiştirmek zorundasınız. Yetiştirmek zorundasınız. 6 saat çalışıyorsunuz. Son 1 saatte bütün olay oluyor. 2 saatte. Ve sonra bitiyor. Yani korku filmi gibi aslında. Bir taraftan da bakarsanız. Doğru gerçekten. Korku filmi gibi yani. Bütün şey boyunca gayet güzel. Ve öyledir yani. Bir mutfaklara bir kamera koysanız mesela. Herkes derken mutfakta nasıl çalışabiliyor insanlar bu kadar stresle. Evet. Aslında o sadece sizin orada olduğunuz bölümde oluyor. İlk 6 saat lay 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 lom yani. Gittikçe artıyor iyi bir filmdeki tabii, gibi. Tabii. Tansiyon gittikçe artıyor. Hadi yetiştiremeyeceğiz. Bu akşam bu kadar rezervasyon var. Orada başlıyor. Sonra ters giden bir şey diğerini tetikliyor. Ondan sonra kar topa efekti. Bütün gece boyunca onu toparlamaya çalışıyorsun şef olarak. Bittiği anda da bitiyor. Yani aslında seyretseniz çok komiktir yani. 6 saat öncesi lay lay lom. Bittiğinde herkesin tamam hadi bitti geçmiş olsun. Çünkü o şekilde tabii ki 8 saat, 10 saat, 15 saat çalışılmaz. Aradaki 3 saat o inanılmaz bir şeydir yani. Ama o da euphoria dediğimiz yani insana böyle bir şey yapar yani. Doping. Doping çok ciddi bir doping. Evet, yayıncılık gibi biraz aslında. Aynen öyle. Canlı yayın. Canlı yayın. Ve aynı canlı yayında olduğu gibi affı yok. Yok. Ve hiç kimsenin umurunda değil sizin ne kadar iyi bir şef veya ne kadar iyi bir restoran olduğunuz. O yemek iyi değilse gitmezsiniz. Bir de para veriyorsunuz. Bir de para veriyorsunuz. Evet. İnsanların özel anını kutluyorlar. Evet. Doğum günü olur, evlilik teklifi olur, bir sürü şey olur. Bir sürü yerde çok ciddi bir para veriyor insanlar. Onun karşılığını vermek zorundasınız. Çok acımasız. Çok acımasız, aslında çok acımasız bir meslek. Ve bozuluyor. Üründe bozulan bir ürün yani. Tabii. Onu da işlemek zorundasınız. Ve çöpe atmak zorundasınız. Yani o kadar çok dinamik var ki ben yani şöyle bir düşününce şeflerin nasıl akıl sağlıklarını koruduklarına şaşırıyorum zaman zaman ki çok da ciddi bir sorun bu sektörde aslında. Ve kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yeni ürün üretmek zorundasınız. Çeşitlilik getirmek zorundasınız. Hep aynı şeyi sunamazsınız. Bir de herkes eğlenirken siz çalışıyorsunuz. Tabii. Herkes çalışırken siz uyuyorsunuz büyük ihtimalle. Şefim yemeği biraz bırakalım. Spor tarafına şöyle bir ışık tutalım. Fenerbahçelisiniz. Evet. Nasıl Fenerbahçelisiniz diye soracağım. Nereden geliyor? Yani çok fazla şansım yoktu. Çünkü zaten Moda'da doğdum. Daha sonra çok küçük yaşta Kalamış'a yerleştik. Dayım Fenerbahçe'de boksördü. Babam Fenerbahçe'de basketbolcuydu. Anneannem Fenerbahçe'nin en yaşlı üyesiydi. Hatta sevgili şu anda Divan Kurulu Başkanımız Uğur Dündar'ın oğlu doğduğunda anneannemle onun bizim 100. yılda bir stat gezisi vardır yani. En eski Fenerbahçeli ve en yeni Fenerbahçeli. Herhalde en çok anneanneniz olmuştur çünkü anneannenize olan düşkünlüğünüzü evet. Ben anneannemin yanında çok büyüdüm yani. Orası benim limanımdı. Yorçu Park'taydı. Zaten yani kulaktan dolma Fenerbahçeli'ydi. Oradan geliyor stattaki golü. Radyodan önce o zaman radyodan dinliyorduk. Radyodan önce duyuyordum birkaç saniye önce. Öyle başladı yani. Pek çarem de yoktu aslında. Hı hı. Çünkü bir kere hatırlıyorum Metin Ali Feyyaz döneminde şöyle bir yani Beşiktaş bile demedim. Metin Ali Feyyaz dedim Kalamış'ta. 6 gün dövdüler beni. Yani evde bıraktılar okulda dövdüler. Mahalleden çıkıyordum okula gidiyordum gene dayak yiyordum. Sen ne yapıyorsun diye. Çünkü bizim okul çok enteresan bir okuldu. Özel Moda Lisesi. Özellikle kalanımızın da çok önemli figürlerinden rahmetli yakın zamanda kaybettiğimiz Alpay abi. Bizim iki sınıf büyüğümüzdü. Mesela çarşamba günleri o zamanlar federasyon kupası maçları falan olurdu öğlen. Kollarını açar bizim okul eski bir yalıdır yani bir şey Moda yalısıdır. Hı hı. Kollarını açar kim varsa onları topla hadi yürüyün maça gidiyoruz diye. Yani okula falan derse merse giremezsin. Bu artık o kadar abartı bir hale geldi ki okulu çarşamba günü yarım gün yaptılar. O çünkü kadar yani 50 kişi birden kovmaları lazım okuldan. Derse yani girmiyor diye. Yani Alpay abiye mi hayır diyeceksin, derse mi girmeyeceksin? Derse girmemeyi tercih ediyorsun sonuçta. Aslında Acun Medya ile yolunuz ta o zaman çok kesilmiş. Çok eskiden. Esat abi de zaten Alpay abinin
sınıf arkadaşı. O da bizim iki sınıf üstümüz. Onlar biz beni hatırlamıyorlar. Biz onu Galatasaraylı. Nasıl Fenerbahçe'li yapamam. Evet. O içimizden çıktı öyle. Yani nasıl bizim okuldan çıktıysa. Onu da çok severiz tabii ki. Acun abi tabii Kadıköy Anadolu Lisesi. Onlar daha çok mahalleden tanışıyor ekiple. Ama yani bizim okulun öyle bir özelliği vardı. Yani Fenerbahçe'nin San Josef gibi, evet. Kadıköy Anadolu Lisesi gibi Fenerbahçe bütün öğrenciler çıkar oradan maça giderdik güru halinde. O yüzden pek de bir şansımız yoktu. İyi ki de yokmuş. İyi ki de Fenerbahçe'liyim tabii ki. Basketbolda da sıkı takip ediyorsun. Basketbol evet. Yani ben de miniye kadar yani şeyde okulda basketbol oynadım. Ama tabii gençlik ateşiyle o disiplinden de yoktu. Ama çok iyi arkadaşlarım ilerlediler şeyde basketbolda. Onların antrenmanlarına giderdim. Yani çocukluktan beri basketbol zaten hayatımın bir parçası. Fenerbahçe basketbol takımında daha çok eski de Aliço zamanlarından beri sevdamız yani ayrı bir Aliço zamanından beri, Hüseyin zamanından beri seyrettiğimiz, takip ettiğimiz takım. Sonra bambaşka yerlere gitti tabii olaylar. Evet, EuroLeague şampiyonlukları evet, vesaire. Evet. Bu sezon için ne düşünüyorsunuz? Hedef tabii ki EuroLeague. Yani geçen seneye göre ben çok umutluyum. Hı-hı. Geçen seneye göre çok daha iyi bir kere guard sorunumuzu birazcık hallediyor gibiyiz. Uzunlar şeyler Sertaç'ın gelmesi büyük çok bir olay. Papa'nın gelmesi büyük bir olay. Yani geçen seneki uzun sıkıntısını sanki evet. Skorer uzun sıkıntısını çok çekmeyecek gibiyiz. Geçen seneden daha iyi. Ama tabii Obron'un kadrosu, o efsane kadro bir daha inşallah bir araya gelir yani. O ruhu da bambaşka evet. Bir şeydi yani. Sadece isim tek olarak değil ama çok başka bir takımdı o yani. Kesinlikle. Ben şey maçı için ilk şeyi İstanbul'daki maalesef kaçırmışım gelemedim ama Sırbistan'daki Final Four'a Avustralya'dan uçağa binip maça gelip finali kaybettikten sonra geri döndüm. Sıkı bir takipçisiniz. Çok yani, sıkı. Basketbolun çok sıkı takipçisiyim yani. Maçlara gitmeye çalışıyorum. Deplasmanlara bile gidebiliyorsam gidiyorum. Özellikle Final Four falan olursa zaten orada aramızda konuşulmayan bir anlaşma var. Final Four olursa oralar çekim olmaz diye söylüyorum yani. Peki aktif misiniz tribünde? Yani dikkatli olmaya çalışıyorum tabii. Bir de tabii benim şöyle bir olayım var. Ben Efes'le de marka işbirliğimiz çok oldu ama zaten Anadolu Efes'i de takım olarak çok takip ediyorum. Ve yani Fener maçı haricinde Anadolu Efes'liyim de aynı zamanda. Fenerbahçe'nin Anadolu Efes sevmesi çünkü çok evet. Şey çok değil. Çok fazla değil rekabetten evet, dolayı tabii ki. Tabii ki. Ama aynı zamanda Efes'i de çok iyi takip ediyorum. Mesela ben Efes Fener maçlarına gittiğimde özellikle Efes tribünde seyrediyorum Efes'teki maçları. Orada bayağı bir dingin olmaya çalışıyorum yani. Hay Allah. ama ikisi de tabii çok güzide kulüplerimiz. İyi ki varlar. Keşke Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Keşke. Yani umarız bir gün olur. Tabii ki şirket evet. Kulüplerinin bu işe el atması çok önemli ama bu kadar önemli bayrak kulüplerimizin de gelmesi zaten inanılmaz bir yere geldik basketbol olarak Avrupa'da. Hı hı. Ama inşallah Galatasaray, Beşiktaş da o seviyelere gelir, o yatırımları yaparlar. Karşılığının olup olması o benim çok bildiğim bir iş değil finansal olarak ama tribün olarak çok büyük karşılığı olacak. Çok zevkli bir spor bir kesinlikle. Kere. Seyretmekten çok zevk alıyorum ben basketbolu. Peki futbolda sorayım. Bu sezon yine iyi bir kadro var. İsmail Hoca ile birlikte futbolda da transferler devam ediyor şu an halihazırda. Oradaki... Söyleme hayatta şeyle başlayan şeyi ağzıma almayacağım çünkü söz verdim yani. Biz takım için seviyoruz. Oraya geldi. Oraya geldi. Aslında çok komik bir şey var. Ben dedim ki Türkiye'ye geldiğimde benim zaten aileden de kongre üyelikleri falan vardı ama Türkiye'ye geldiğim kongre üyeliğimi başlatacağım ve o sırada da Ali Koç başkan yeni seçilmişti. Hatta böyle 10-15 gün olmuştu. Ben de kongre üyeliğimi yani başlattım o günde. O yüzden yani şampiyonun gelmesinde ben kendimde de. Nasıl bitecek? O günden bu yapmadık çünkü. Olur mu canım? Keşke böyle kongre üyeliğim olmasaydı diye. Ama o ya, sene bu sene mi diyemiyorum o zaman. O sene bu sene mi? Ama çok iyi maşallah iyi başladık. İnşallah böyle gider yani. Daha güçlendirmemiz gereken yerler var. Ama bence ben takımın ruhunu çok beğendim bu sene. Çok maçlara da gidiyoruz. Ben umutluyum ama bunu söylemek istemiyorum. Peki. Unuttuk. Çünkü ne zaman desek üzüldük. Peki. Şimdi siz çok haber oluyorsunuz. Hem işte çok ekranında olmanızdan ötürü tabii ki milyonların izlediği rating rekorları kıran bir programın jürisisiniz. Şimdi
sizle ilgili işte dediğim gibi birçok içerik video paylaşılıyor. Aklınızda kalan, sizi en çok güldüren, eğlencelilerden bahsediyorum. Evet. Böyle bir içerik var mı? Ya şey muhabbeti, Sefa Merve olayında çok güldüm yani. Sefa Merve mankeni olayına o çok güzel espriydi. Ben bayılıyorum yeni jenerasyonun bu tip esprilerine. Onu o en sevdiklerimden biriydi yani. Ondan sonra tabii ben de çok fazla da o kadar da sosyal medyayı bilmediğim için onu böyle bir, ben onu bir şip falan zannettim yani, dizi ikilisi falan. Allah Allah diyorum, ne alakası var benim Sefa Merve? Hangi dizinin ikilisi acaba falan diyorum. Sonra öğrendim ki başka bir şeymiş, bir giyim markasıymış. Ona çok gülmüştüm yani. O çok çok esprili, çok güzel olmuştu. Kıyafetlerle dalga geçiyorlar. İşte annemizin örtüsünü giyenler, herkes onları giyiyor yani. Falan. Hoşuma da gidiyor çünkü aslında bu işin başlaması şöyle oldu. Ben geldiğimde zaten yapılı vekil olduğum için üstüme göre bir şey bulamıyorum. Klasik giymeyi de çok sevmiyorum. Hiçbir zaman öyle giymedim hayatımda. Ondan sonra dedim ki ya bari dedim yani birini bulalım. Kimono diksin. Zaten benim de uzak doğu merakım. Kimono ile başlayalım dedi. Ondan sonra tabii o kadar sıra dışına çıktı ki şimdi mesela kimono çok sıradan bir şey oldu insanlar için. Tabii. Beach Club'lara gidiyorlar. Herkes kimono giyiyor. Kimono ile geliyor. Ondan sonra ben çıktım kimono işinden artık. Çünkü herkes giyiyor. Gene sıradanlaştı. Evet. Şimdi farklı bir şeyler şey yapıyoruz. Tabii onu yaparken de modada da birazcık saçmaladığımız oluyor. Estağfurullah. Hayır. Ben de tam tersi etkili olduğunuzu söyleyecektim. Hani çok güzel bir tarzınız var. Yani izlerken böyle yani mesela o günkü programda ne gidecek acaba Soner Şef diyoruz evet, yani evet, hakikaten. Evet, evet. Şimdi burada da mesela küpeleriniz, hani evet. O ince detaylar çok güzel. Mesela bunu spontan mı oluyor bu? Ya çok spontan şey oluyor. Mesela bıçak küpesi olayı. Ben gelmeden bir gün önce program zaten çok bir anda belli oldu benim geleceğim. Avustralya'dan gelmeden bir gün önce oradaki şefin birinin kulağında bıçak küpesi gördüm. Aa bu ne güzelmiş, ben bunu alayım dedim. Onu taktım ve Türkiye'de inanılmaz evet. popüler oldu. Evet. Sonra onun modelleri çıkmaya başladı. Bıçak küpesi diye bir sektör gelişti yani. Tamamen spontan olan. İşte şeyi anlattım. Sneaker merakım zaten her zaman vardı. Burada da öyle bir durum olunca zaten özellikle Air Jordan üzerine çok ciddi bir merakım vardı. Koleksiyon olarak topluyordum. Onları giymeye başladım. Şimdi o girince tabii sneaker giyince giymeniz gereken pantolon da ona göre oluyor. Falan filan kendi kendine oturuyor yani. Öyle bir tarz oturdu. Yani öyle oturup da planlanmış veya. Şey. Ama tabii ki TV8 stilistlerinin de çok büyük payı var. Onlar da yönlendiriyorlar. Asistanım Yaren'in, o da burada. Onun da çok büyük payı var. Hep beraber geliştiriyoruz işte. Hakikaten çok güzel. Bayılarak izliyoruz sağ olun, sizi, sizin tarzınızı. Son olarak şunu da soracağım. Hani yine bir fotoğraftan aklıma geldi. Acun Bey'le, Acun abiyle bir seyahatte teknesinde, yani sürat motorunda, tekne değil o herhalde değil mi? Sürat teknesinde bir foto, teknelerinden biri de bir fotoğrafınız var. Belli ki hızlı gidiyor. Siz böyle gayet evet. O korkudan mı yoksa bilerek verilmiş bir poz mu? Acun abinin süratle ilişkisinde şöyle bir şey var. Yanındakinin korktuğunu hissederse daha da mı biraz yapıyor? Üzerine gidiyor. O yüzden, o yüzden yani benim tavsiyem korsanız da çok belli etmeyin. Çok güzel bir sağ olsun, çok büyük bir jest korktunuz yaptı bize. Mu? Çok korkma, ben seviyorum hız. Çok seviyorum. Bir de yani bu işleri çok uzun zamandır yapanlara farklı bir güvencim var. Başka birisi olsa belki korkardım ama Acun abi zaten öyle yaşıyor. Öyle yaşıyor. O yüzden de keyif aldım ama zorladı tabii yani. Bu bayağı değil sadece mi? Yine korkmadım deseniz de vücut kendini kasıyor bir kere. Tabii. Yani uçmamak yüz, için değil mi? Tabii tabii. Yüz deniz mi? Yani benim gibi adam Acun abinin de yanında oturuyordum. Bir yanlış bir dalga geldi. Şöyle yükseldim. Dedim ki abi bana bir şey olması önemli değil ama ben senin üzerine düşersem Acun abi yaralayan adam olarak tanınmak hiç istemem. Acun abiye ezen şef olarak tanınmam dedim yani bu beni çok bozar yani. Bana bir şey olsun önemli değil. ama çok keyifli bir seyahat geçirdik sağ olsun, o da bizi Çeşme'den aldı. Ondan sonra Yunan Adaları'nı gezdik. Güzel bir seyahat yaptık. O da sağ olsun yazın güzel anlarından biri olarak kaldı bizde. Peki son olarak şunu soracağım. Üç şefsiniz MasterChef'te. Üç şefi tanımlayacak olursanız birer cümleyle. Mehmet Şefi, Danilo Şefi ve sizi, kendinizi ne söylersiniz? Yani Mehmet Şef deyince zaten cümle de değil, kelime geliyor aklıma, baba. Tam bir her hali, her anlamıyla baba. Yani hem Godfather baba. Hem de aile babası. Hem de gerçekten tam bir baba yani. Babacanlığı, Mehmet Şef'in babacanlığı bence en önemli özelliği. Ben ilk sene geldiğimde zor bir dönem yaşıyordum. Yani burada kalacağım mı, kalmayacağım mı, gideceğim mi? Beni bile resmen, onun o zaman otelde çalışıyordu. Onun otelinde kaldım özellikle. Bir baba gibi sarmaladı yani. Sabahları beraber kahve içiyorduk, dertleşiyorduk. Ne yapacağız diyorduk, ne oluyor diyorduk.
Tam bir babadır yani Mehmet için. Baba tabirini kullanabilirim. Tek kelimeyle bile tarif edebilirim. Danilo için eğlence zaten. Dünyanın en eğlenceli, en matrak insanlarından biri. O da çok iyi bir dosttur. Çok iyi bir arkadaş. Çok içtendir bir kere. İçtenlik de yani. Tanıdığım en içten insanlar. Hakikaten ben ilk bir ay falan şüpheli ya. Bir insan bu kadar eğlenceli, bu kadar mutlu olamaz. Oynuyor herhalde. Hiç öyle. Bak öyle adam. Yani olduğu ışığı ve ağrısı inanılmaz bir insan. Olduğu o yere mutluluk getiriyor ve gerçekten böyle çok eğlenceli, çok matrak, çok keyifli bir insan. O yüzden ikisinden de Allah razı olsun yani 4 yıldır kimseyi görmediğim kadar onları görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz ben teşekkür ederim. Tempoda zaman ayırdınız. Ne demek. Şimdi stüdyoya gideceksiniz. Aynen. Tadımlar yapacaksınız bu arada. Afiyet olsun diyeyim ben size şimdiden. İnşallah iyi yemekler çıkar. Sağ olun, teşekkürler. Noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir sonraki bölümde farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.